Merhaba arkadaşlar. Emrah Şahan gibi beceriksiz olanlar, asla yemek yapamam diyenler, o zaman buraya buyurun. Emrah Şahan yapıyorsa siz de yaparsınız değil mi? Evet arkadaşlar, bugün size krep yapacağım. Ya başka isim var mı? Pankek diyorlar, krep diyorlar, hatta waffle diyenler var. Bildiniz, krep ya, anne krepi. Çok güzel bir şey yapacağım. Bakalım güzel olacak mı? Hadi bakalım. Valla geçen şimdi makarna çok güzeldi. Evet, şimdi elinize kağıt kalem alın ve sayacaklarımın listesini yapın arkadaşlar. Bir tane karıştırmak için bir kaba ihtiyacımız var. İçi böyle, bir tane de karıştırıcı. Burada un bu değil mi aşkım? Un aşkım. Evet, bayağı bir una ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdilik iki tane yumurtamız, tabii ne kadar kişi olduğuna bağlı. Biz iki kişiyiz, iki tane yumurta yapacağız. Yanınızda tuz bulundurun, süt bulundurun ve sıvı yağ bulundurun arkadaşlar. Biz krebi pişirmek için bir tane krep tavası aldık ama normal tavalarda da yapabilirsiniz. İlk önce, ne yapıyoruz aşkım ilk önce? İlk önce bebeğim, şunu da söyleyelim, yumurta ve süt aslında oda sıcaklığında olması gerekiyor. Oda sıcaklığında olması daha güzel oluyor. Dolaptan yeni çıkarttık onu. Maalesef çünkü hazırlıksız oldu bebeğim birazcık. Hazırlıksız yakalandık. Evet, kurdelen falan yok arkadaşlar. Kuciçkoma evet. Hazırlıksız yakalandık. Hazırlıksız. Şimdi önemli olan kıvamını tutturmak bebeğim. Evet, ilk önce sütü koy istersen. Ne kadar koyacağım? Göz kararı şöyle bir bardak civarında koy bakalım. Göz kararı bir bardak ne demek ya? Bardakla mı koyayım yoksa? Tamam, bardakla koy da şey olsun. Tamam. Orada değil aşkım bardaklar. Nerede? Orada, su bardakları. Orada tutturlar ya. Aşağıda, şu aşağıda bebeğim. Şu mu? Heh, o bir bardak ölçüsünde. Tamam. Ama bu normal bardak değil ki ya. Tamam, bir bardak. Yetiyor mu sana? Bir bardak bebeğim. Tamam. Şimdi onu koy. Normalde biz göz kararı yaptığımız için arkadaşlar şu anda ölçekle şey yapıyoruz da. Evet. Evet, bir bardak sütümüzü koyduk. Evet, şimdilik hazırlığımıza böyle başlayalım bakalım. Süt. Bundan ne kadar koyacağız? Evet, un koy bakalım bebeğim. Bu şey ne derler ona? Koyun bak. Koy koy. Tamam, sen koy. Bir. Tamam, iki tane koy. Şimdi çırpıcınla bir çırp bakalım. Evet, çırp. Emrah Şahan çırpıyor. Aşkım birazcık şey yap. Ha, şöyle ses gelsin. Çek beni, çek beni, çek beni. Tamam, şimdi tekrar un ekle. Böyle yavaş yavaş un ekliyoruz. Evet Efe Paşa, nasıl gidiyor? Baba yemek yapıyor ha? Nasıl gidiyor aşkım sence? Bence gayet güzel gidiyor. Yani krebi evet, de öğrendikten sonra güzel. Arkadaşlar kıvamı tutturmak için biraz önce süt koydum. Sütten sonra biraz daha karıştırdım. Yani süt bir bardak olacak diye bir şey yok. Tam kıvamını gözünüzce şey yapın. Ondan sonra biraz süt, biraz şey. Aynı nasıl ayran yapıyorsanız bu da ayran yapar gibi böyle yapacaksınız. Böyle karıştırın. Çıktım çıktım karıştırdım, kendimi onunla yarıştırdım. Kimse kimseye benzemez, kendimi pankekle yapıştırdım. Bak pankek dedim, entel olma. Entel dantel olmayın, pankek değil, bunun adı ne? Krep. Anne krebi canım. Anne krebi. Aslında krebi daha Türkçesi var bir tane ama neyse. Arkadaşlar gayet güzel oldu. Şimdi bunu şimdi yumurtaları ekliyoruz. Yumurtaları en son ekliyoruz arkadaşlar. Yumurta eklemedik. Evet. Tabii tabii. Yumurtaları çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Yumurtayı bakalım nasıl kıracaksın? Çok merak ediyorum. İçine koyayım mı? Koy. Hadi o çürük çıksa. Bakalım çürük mü? Taze. Bunu niye buraya attım ki ben ya? Tamam. Evet. Biraz da yağ eklersek kardeşim. Göz kararı şöyle bir dökelim. Yavaşlık. Bildiğim ben sana. Çok 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 çok. Çok. Tamam. Bitir. Aferin aferin. Aferin aşkım ya. Mutfağımı mahvediyor bu adam. Evet. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz da tuz at şimdi. Dur. Ne kadar atayım? O bir çay kaşığı. Attığım şeyi de göster.
tuzu. Gösteriyorum bebeğim. Görüyor musun? Şu kadar. Tamam, sen bakayım. Tamam, yeterli o. Geçer kaşığı tamam. Dolusu. Dolusu yeter. Şimdi bunu yine karıştıralım. Evet. Ay, bu adam beni öldürecek. Yemek yapmaya başladı arkadaşlar. Vallahi var ya, bundan herhalde en çok memnun olan benim. Yavaş, şaşırın yavaş. Şimdi krepimize bakalım. Onu bir tezgahın üzerine koyar mısın aşkım? Harikasın. Şey yap, sen söyle. Çekmeceden kaşık alır mısın? Bir kıvamını göstereceğiz de. Arkadaşlar, kek yapmasını bilenler için söylüyorum. Kekten biraz daha sıvı olacak. Bakayım. Aynen, yeterli, gayet güzel. Bakayım, harika. Sen bu işi biliyorsun ya. Evet, o kaşığı şimdi çıkar. Hatta sen çapıcıyı da çıkar bebeğim. Şeyin altını yakar mısın? Evet. Ha, bunda yağ yok, yanmaz. Onu bir ortala önce. Tamam. Ortaya getir. Ha. Yağ gezdireceğiz. Çizik halinde at böyle etrafına yuvarla. Tamam. Tamam, çok oldu. Onu bir yay. Evet, tamamdır. Şimdi bunun içindekileri çıkartıp kepçe. Kepçe? Evet. Kepçe. Onları çıkar. Kepçe çekmeceli aşkım. Şunu atayım mı ya? At. Şunları şöyle çıkartıyorum. Tamam, çıkar. Harika bir kıvam sağladı. Emrah Şahan ya. Ya benim kocam ya, yemek yapıyor. Allah'ım kahretsin. Evet arkadaşlar, kepçemiz bu. Bakayım. Şöyle. Bir kepçe mi? Yağsın da. Yağsın da. Aynen. Çok şimdi onu çok. Biraz daha dökeyim mi? Dök. Tamam, yeter. Yeter, çok kalın olacak. Onu iyice bir yay. Neyle? Böyle bir tık yap. Burada acele etmen gerekiyor çünkü hamur hemen pişiyor zaten. O yüzden şekli gördüğünüz gibi arkadaşlar, şekli yamuk oldu ya. Neyse, tamam. Olmadı ya. Tamam, olsun. İlk deneme için iyi. Çevirebilecek misin? Çevirebilecek mi? Hayır, şimdi değil, şimdi değil. Ya. Şimdi değil. Önce bir, birazcık altı pişsin. Neyle çevireceğim? Neyle mi çevireceğim? Onu şey yapacağız. Ön arka yapıp tavadan şey yapacağız. Çıkartacağız. Tamam, tamam. Buna bir kontrol ettik önce altını. Ha, olmuştu. Aşkım öyle... Aşkım ya, ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar böyle olunca... Allah'ın mındar ettin, yemin ediyorum mındar ettin. Gayet güzel gidiyor bence. Güzel. Allah aşkına şuna bir bakar mısınız ya? Vallahi var ya, nimeti mındar et. O yapıştı şimdi. Ah, açılır o. Aha, harika. Aşkım ya. Evet, aç arkadaşlar. Kaldık. Dur bak. Çekil. Uzak dur. Wow. Aşkım. Ama aha bak, açılıyor. Tamam, açılıyor. Aç orayı. Aç. Aç bakayım. Yapıştı değil mi? Bir şey ver çabuk hadi. Bana kızıyor ya. Ya bana güzel ya. Al, bıçak al. Şimdi şunu. Açtın mı? Evet. Tamam, alt üst yap o zaman onu bir daha. Helal olsun sana. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Emrah Şef'in, bak. Olay budur arkadaşlar. Olay budur. Nusret out, Emrah Şahan in, Nusret out. Bak. Aşka geldi. Aşka geldi, yemin ediyorum aşka geldi. Tamam aşkım ya. Ya yaptın şimdi oraları ya. Tamam. Ay Allah'ım. İlk krepimiz oldu arkadaşlar. Bu biraz amatör işi oldu. Şimdi bu olmuş mudur? Tamam aşkım, oldu. Gözünü seveyim. Oldu. Bu küçük geliyor. Şimdi sen oraya bayağı koyduğun için. Ha, büyük şey al. Servis al. Şunu al. Evet. Bunu arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Peynir, domates. Ondan sonra işte böyle içine mutlaka nasıl yapabilirsiniz. Şunu bir. Heh.
İlki. Şimdi tekrar yağı da anlatacağız arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Yine aynı şekilde yağı alıyoruz elimize. Aynı bu şekilde. Sen hiç karışma bak, gerisi bende. Bak şu kadar döktük. Anam yağ biraz fazla gitti herhalde. Yağı hemen şu şekilde. Yağ biraz çok oldu, ne yapayım? Dökmek olmaz, neyse tamam. Neyse artık zehirlenmezsek, neyse geçen zehirlenmedik ya. Yağ ısınmıştır değil mi ya? Biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar, ne hissediyorsun, ya, ne hissediyorsun? Yemek yapmak çok güzel bir şey. Ama yemek daha güzel. Perdeyi biraz sağına çeker misin aşkım? Isındı. Biraz çekelim. Evet şu anda. Hop. Ya biraz fazla olduğu için cortladı arkadaşlar. Aşkım ne yaptın? Bütün krepleri bir kere de mi pişireceksin? Ne yapacaksın ya? Evet, ne yapacaksın ya? Ay. Neyle bununla mı yayıyorsun? Yay anam, yay yay. Ne yay? Ne yaparsan yap yay onu. Çekiyorum işte. Çek diyor bir de. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Siz hayatınızda böyle bir krep gördünüz mü? Aşkım şimdi sana bakıp da nasıl yapsınlar ya? Allah aşkına. Ama ilki güzel değil miydi? Bunda biraz şey oldu ama şimdi bak. Şimdi düzelteceğim onu bak. Ya. Hocam bunu mahvedeceksin ya. O karanlık değil mi orası? Yani orayı çekip ne yapıyorsun ki sen? Hayır, önemli olan beni çekmen değil mi sen? Krebi çekiyorum. Önemli. Seni niye çekeyim? Eserini çekiyorum. Evet. Efendim annem. Benim oğlum ağlıyor. Ben oğlumla gidiyorum. Sen... Arkadaşlar sanırım bu krepler biraz başarısız olmuş olabiliriz. Arkadaşlar benim beceremediğim şey aslında buydu. Evet. Şu anda. İnşallah sen de yapamazsın da rezil olursun. Bir elinde çocuk, bir elinde krep tavası. Bakalım becerebilecek miydi Gönül Hanım? Vay, şeklin olurum. Ayıpsın. Havaya atıp tutacak mısın benim gibi? Tabii ki. Bakalım. Evet arkadaşlar, malzemeleri bence bu kadar oluyor. Ne yapayım? Malzemeleri tekrarlayalım. Yağ vardı, tuz vardı, yumurta vardı, un vardı. Ev şu anda vardı, duman altı, duman evet, altı. Evet, ev şu anda duman altı. Arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz şu anda böyle olması gerekiyordu. Ben beceremedim onu. Hayır, evet. Bu da olmadı aslında. Şu anda hop. Evet, usta, usta. Usta havaya attı, tuttu. Emre usta yapamadı, ya, Gönül şey usta yaptı. Emre usta yapamadı, Gönül usta. Şimdi bitti mi bu? Bitti. Bunu da diğer tarafı olduktan sonra aslında şey daha çok şey oluyor da... Bu kadar. Evet, söylemek istediğin bir şey var mı? Yani krepin şeyi nedir? Birazdan itfaiye çağıracak krepi falan bilmiyorum da. Evet. Benim krepim burada arkadaşlar. Gölünün krebi de burada. Ya şekline bakmayın arkadaşlar. Şekli önemli olan değil. Ben Nutella ile yiyeceğim birazdan. Normalde şekli çok güzel oluyordu da. Arkadaşlar Gölünün gerçekten krepleri güzel oluyor ama Gönül Efe'yi şu anda tek eliyle tuttuğu aynen için biraz sıkıntılı oldu. Bir sonraki yemek vlogumuzda inşallah beraber oluruz. Bu sefer becerebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bu biraz sıkıntılıydı arkadaşlar. İnşallah yemeği beceririm. Değil mi aşkım? Becerirsin. Yani geçenki sen... güzeldi ama değil mi? Aa çok güzeldi. Geçenki makarna nasıldı geçenki makarna? Ay çok güzeldi valla. geçenki makarna tarifinden sonra birçok kişi makarna yapıp Snapchat'ten atıyor bize. Sağ olsun. Evet, son sözlerini alabilir miyim aşkım? Evde denemeyin diyormuşum. Tabii ki değil. Deneyin arkadaşlar. Şekline bakmayın. Siz lezzeti gayet iyi olmuştur diye düşünüyorum. Bunu her şekilde yiyebilirsiniz. İçine kahvaltıda koyabilirsiniz. Ha ama tavuk severler için tavuk sote yapıp üzerine de beşamel sosla fırına verin. Arkadaşlar yemek vlogumuzun sonuna geldik. Şöyle tutayım. İnşallah kendim de çıkıyorumdur. Bir sonraki yemek vlogumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sen de bay bay yap anneciğim. Bay bay yapalım. Aferin sana.